İstanbul Sözleşmesi İstanbul'da düzenlenen ve kadının, Türkiye'deki özellikle kadınların ev içindeki ya da aile içerisindeki maruz kaldığı şiddeti aslında tanımlayan, daha da detaylandıran bir noktada duruyor. Ve dolayısıyla bu aslında kadını korumak ve kadının için onu iyileştirici, onun için iyi olacak yeni düzenlemeler getirilsin diye, yeni uygulamalar sağlansın diye getirilen bir sözleşme. Bu sözleşmeyi mevcut iktidar feshetti. Bunun feshetmesinin mevcut iktidar için yararı dışında, kendi zihniyetine yararı dışında hiçbir yararı yok aslında. Yani kadınları korumak için getirilen bir sözleşmenin feshedilmesine hiçbir mantıklı açıklama bulamayız aslında. Bu bize net olarak iktidarın zihniyetine ters gelen bir yöntemle baktığı için, yani sözleşme o türlü bir amaçla baktığı için bunu engellemek amacıyla o sözleşme feshedildi mesela. Buna örnek başka şeyler de var. Mesela birçok zaman kadın özelinde birçok tartışma ortaya çıkıyor. Bu tartışmalarda mevcut iktidarda yer alan kişiler, bakan olsun ya da başka türlü farklı farklı refleksler gösteriyor. Yani kadın yerine söz kurmaya başlıyor. Ve bu da aslında mevcut zihniyetlerinin bir refleksi oluyor. Örnek vermek gerekirse, geçen sene deprem sonrasında kaybolan birçok çocuk oldu. Çocuklara ne oldu, çocuklara ne olacak gibi bir tartışma sürerken, Diyanet İşleri durup dururken evlatlık ile evlat edinen arasında evlenmenin mümkün olduğuna ilişkin TMK'ya da aykırı, sözleşmelere de aykırı bir açıklamada bulundu. Aslında bu yaptığı açıklama da onların zihniyetini kadın özelinde düşünen değil, daha çok mevcut aile yapısı üzerinde ya da mevcut durum üzerinde bir refleks gösterdiklerini açıklıyor. Bir örnek daha vermek gerekirse mesela, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 2022 yılında bir açıklama yaptı. Cinsel istismar suçlarında küçüğün rızası gibi bir tartışma ortaya çıkardı mesela. Yani bu tartışmaların hepsi aslında kadın yerine düşünen, kadının yararına düşünen değil, iktidarın kendi zihniyetini sürdürmesi için kendi zihniyetine göre kadının yerine düşünen bir noktada duruyor ve bu da aslında kadına yarardan ziyade zarar verme durumunu daha da artıran bir noktada duruyor. Bu şekilde, yani iktidarın tavrını aslında birçok örnekte bu şekilde görüyoruz. Aslında kadının özgürlükler ve haklar bağlamında tartışma noktası feminizmle biraz daha ortaya çıktı. Feminizmle kadının mevcut durumunun haklar ve özgürlükler bağlamında çok kısıtlı olduğu tartışması ortaya çıktı. Bu çok çok zihin açıcı bir şey aslında. Ama mevcut iktidar tartışmanın olmaması, bu türlü tartışmaların hiç olmaması için kadının evinde yemek yapan, evinde yaşayan, siyasette, iş istihdamında yer almayan bir noktada durmasını istiyor. Yönetimde yer almayan bir noktada durmasını istiyor. Hatta şu an bile baktığımızda sadece Türkiye'deki tek bir partinin eş başkanlık sistemi var. Mesela kadının hukuk sisteminde ya da yönetimde yer aldığı noktalar o kadar kısıtlı ki, hani iktidar kadının bu şekilde kalmasını istiyor. Yani mesela şey tartışması da ortaya çıkmıştı. Kadın da iş alanına girdiği için iş istihdamı bu kadar düşük. Erkekler bu nedenle iş bulamıyor gibi hiç aslında gerçeği yansıtmayan ve kadını olabildiğince daha aşağı bir noktaya çekmeye çalışan tartışmalara zemin hazırlıyor aslında. Yargı içerisinde rol alan kişiler tabii ki iktidardan ve yürütme erkinden bağımsız değil. Bunu verdiği kararlarla da görüyoruz. Mesela bir kadın cinayetinde kadının yargı kapsamında cevap bulduğunu çok nadir görüyoruz. Hani genellikle işte suç işleyen kişiyi, yani faili koruyan bir noktada duruyor. Cezasızlık politikası
işletiyor aslında. Düşün ki hukuk kavramında cezasızlık politikası diye bir kavram da ortaya çıkmış. Çünkü kadının yargı alanında cevap olabildiği zamanlar o kadar az ki daha çok faili koruyan, işte mağduru daha mağdur eden yaklaşım sergiliyor yargı ve dolayısıyla iktidardan bağımsız değil. Yani yürütme erkinden bağımsız değil. Kadının gözüyle değil, ailesini kaybetti, eşini kaybetti gibi bir gözle bakıyor. Yani kadının uğradığı şiddeti, kadının yoksun kaldığı özgürlük ve haklar kapsamında bir zihniyet ya da bir yorum geliştirmiyor. Burada tam tersine hani kadının mevcut aile yapısında, mevcut sistemde nasıl korunması gerekiyorsa o türlü bir refleks geliştiriyor. Kadının hakkını kadın koruyor. Dolayısıyla bir kadın gözüyle şiddeti ve ev içi yaşanan durumu yorumluyor. Bu yönde de bir mücadele geliştiriyor ve bu çok çok güçlü oluyor aslında. Kadın cinayetlerini izleme platformuna geçen senelerde dava açıldı. Ne için? Ahlaka ve kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle savcılık tarafından dava açıldı. Yani burada kadın gücünü kadından buluyor ve kadının kendi mağdur kaldığı noktada söz sahibi olduğu durumlarda bu kadar da aktifleştiği bir durumda ve kadının korunabildiği alanların arttığı bir durumda iktidarın bulduğu sebep, yani ahlaka aykırı bulduğu için. Çünkü mevcut sisteme aykırı bir şey. Hani kadının bu alanda söz kurması aykırı bir şey. Açtığı davalarla bile bu gerçekliği aslında gösteriyor. Kendi zihniyetinin gerçekliğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada kadını koruyucu noktada değil. Aksine tamamen hani kadının gördüğü şiddeti daha da arttıran, daha da mağdur ettiren ve faili koruyan bir noktada duruyor. Kadın toplum içerisinde bir tartışma yaratıyor aslında. Yani kadın ev alanında, iş alanında, her noktada çok derine işlemiş bir sorun aslında. Ve dolayısıyla bunları çözmeye davet ederken her noktayı tartışmaya açıyor. Yani mevcut iktidar şöyle bir şey istiyor. Ben her bir alanda yepyeni düzenlemeler getiririm, KYK'lar getiririm, işte yeni yeni genelgeler düzenlerim ve tabii ki kendi yararına, kendi durumunu daha da derinleştirecek bir şekilde düzenlemeler getiriyor. Sen ise bunu kabul edeceksin. Yani tartışmaya açmak gibi bir şey söz konusu değil. Bunun önüne STK'lar, işte kadın platformları geçiyor aslında. Yani sembolik bir noktada da duruyor. Mevcut durumun, hukuk sisteminin, yönetimin getirdiği bütün düzenlemeleri ya da uygulamaları bir tartışmaya açıyor. Ve dolayısıyla bu da onlara aykırı bir şey. Yani üzerinde düşünmemen gerekiyor. Mutlak kabul etmen gerekiyor. Kabul bir şekilde kabul etmen gerekiyor gibi bir durum söz konusu olduğu için kadının pratiği de, kadının mücadelesi de bunu dıştalayan bir noktada durduğu için yani sıkıntılı bulunuyor. Biz kadınlar olarak söz sahibi olmak istiyoruz. Bu sadece ev alanında değil. Her alanda, yani hukuk alanında da en iyi sözleşmeleri de biz yazabiliriz, en iyi hukuku da biz yazabiliriz, en iyi yönetimi de biz de yapabiliriz. Anlaşılmayan nokta biraz bu aslında. Kadın için çözülmesi gereken noktalar sadece ev alanıyla sınırlı kalıyor. Ama sadece ev alanı değil aslında. Normalleştirilmesi, alışılması gereken nokta her alan. Yani iş alanında öyle, yargı, yürütme, her noktada, mecliste. Dolayısıyla biz kadınlar olarak her yerde söz sahibi olmaya çalışacağız ve var olmayan, yoksun kalınan özgürlükler, hakları tüm kadınlar için inşa etmeye çalışacağız. 8 Mart bizim için bu yönüyle bir sembol aslında ve kadın beraberliğini, kadın mücadelesini çok
da güzel ve hani yürekten birlikte dayanışarak bu türlü bir anlamla aslında var ediyor. Dolayısıyla hepimiz heyecanlıyız 8 Mart için. Tüm kadınların 8 Mart gününü kutluyorum. Ve kadın mücadelesi asla bitmeyecek. Buna devam edeceğiz.